Evet Sayın Seyircilerimiz, şimdi Mehmet amcamdan daha öğreneceğimiz çok şey var. Yani bu bizim programa falan sığması mümkün değil. Çünkü bir asıllık çınar derler ya, Mehmet amcamız bizim Kuşçu Camiası'nın bir çınarı. Evet Mehmet amcam, sizin de böyle eskiden biz çok anılarınızı duyduk. Urfalardan falan kuşlar getirmişsiniz. Ben öyle duydum, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Bir gün bir toplantı esnasında direklerde falan gezdi. Sonra ben onun yavrularını bir yere verdim. Orada yavrusu patladı demiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum. O kuşlar neyin O nesiydi? kuşlar Urfa'dan 1954 senesinde Urfa'ya davet ettiler beni. Urfa'ya gittim. Bedi Maraşlıoğlu diye isminde bir arkadaş Urfalıydı, askerde benim yanımda. Beraber terhis olduktan sonra 1950'de terhis oldum, 49'da. 54'te beni Urfa'ya davet ettiler. Bedi Maraşlıoğlu'nu buldum. Bize Urfalılar hakikaten çok anlayış gösterdiler. Çok hürmet ettiler. Bunlar Bedi Maraşlıoğlu da geldi bu arada. Bir kamyonu vardı. Bir kamyonla tıra çevirdi. Tırı 5 tane, 10 tane derken 40 tane tır oldu. Bunlar bana gittiler bir yerden, Mağdur Ağa isminde bir gözü sakat Urfalı mağdur vardı. Bu mağdurun Urfa'ya gelirsen bana da uğra, ben sana orada bir çit beyaz vereceğim diye söz verdi Ankara'da. Urfa'ya gidince onu da arayayım dedim. Urfa'yı araya 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 bir yerde dellallık yapıyormuş bir kahvede, buldum. Dellaldan çıktı, benim arkadaki oturduğum yere geldi. Şurada da üç kişi oturuyorlar karşımda, Urfalı bunlar. Siz niye geldiniz dedi. Mağdura geldim dedim. O geliyor dedi. Şimdi geliyor. Geliyor, siz ne yapacaksınız mağduru? Ben dedim kuş besliyorum. Ankara'ya gelir gider, bu adam kuş götürür getirir. Mağdur zaten dedim. Hakikaten soğuk kuyulası ile gezen birisi. Çok kalbi temiz. 72 yaşında bir büyüğümüzdü. Bu neticede ben o üç kişiye dedim ki ben kuş besliyorum. Mağdur'da çok güzel kuşlar varmış. Bana vereceğini söz verdi Ankara'da. Hem onu görmeye ziyaretine geldim, hem de o kuşları alayım götüreyim diye geldim. Ya dedi, kuş dedi, şu sandığın içinde kuş var bir çift dedi. Onun babası gelse göstermiyor dedi. E dedim, siz bana yardım ederseniz ben bu kuşları buradan alırım dedim. Nasıl? Siz destekleyeceksiniz misafiri dedim. Ben de o mağdura teklif edeceğim, açtıracağım orayı dedim. Peki o gelsin, biz sana yardım ederiz dediler. Bir de baktım mağdur geldi. Oo, hoş gelmişsin, beş gitmişsin. Mehmet Bey nasılsın, iyi misin dedim. Mağdur ağa geldik. Seni de görmeden gidersen bana darılırsın diye geldim. Bir de benim hani vaat ettiğim bir çift kuş vardı. Onları da alayım götüreyim diye geldim. Hoş gelmişsin, gözüm üstüne, başım üstüne dedi. Oturduk, çay gelsin hele bir içelim falan derken oradan o üç kişiye, tembih ettiğim üç kişi Mağdur Ağa'ya dediler ki yahu Mağdur Ağa, eve götüreceğine şurada bir çift kuş var. Bunu ver Mehmet Bey'e. Şimdi Mehmet Bey'e verdiğince lo onlar ayrı, lo ayrı, lo diye elini salladı. Bana kuşları göstermedi. Şimdi ben de dedim ki Mağdur ağa, ben şu hiç olmazsa renklerini göreyim, meraklıyım. Deyince dediler ki bak mağdura iki paralık etme sen Urfa'yı. Aç şu kuşları göster Mehmet Bey'e madem misafirinmiş. La onlar ne yapacak Mehmet Bey, ben eve götürüyorum falan dedi. Gitti, kümesi en sonunda açtırdık. Bir çift kuş var. Birisi gökkirli erkeğe. Dişisi de gök dişi, beyaz gözlü. Elime aldım, mağdura eve gitmeye gerek yok dedim, ben bunları götüreyim dedim. O rahmetli de bana dedi ki, lo babam mezardan çıksa ben bunları vermem. E peki dedim, sen beni Ankara'dan buraya davet edip de bunu söylemek için mi davet ettin beni sen dedim Urfa'ya.
Arkadaşlar dediler ki oradan Urfalılar, lo mağdur kardeş bak dediler Mehmet Bey Ankaralı, biz Urfalıyız, bizi de iki paralık etme, kendini de iki paralık etme, Urfa'yı da iki paralık etme dediler. Bırak Mehmet Bey'e bir kuş, bir çift kuşa değişme falan deyince ben 300 lira hazırlamıştım elime. Onu vereceğim mağdura. Şöyle uzattım. Ne o dedi? 300 lira. 300 lira dedim. İki memurun maaşı o zaman. 1954. Paranı cebine sok dedi. Kuşumun değeri 5 milyar dedi. Benden parayı almadığı gibi kuşlar da bana verdi. Ben o kuşları aldım. Ankara'ya geldim. Ankara'da bunları ayrı yere koydum. Bir çift yavru aldım. Bu yavruları Adil'im bu yavruları ben uçuramayacağım. Bir arkadaş geldi. Nuran isminde devlet tiyatrosunda müzik hocası. Eti Mesut'ta oturuyor. Pazar günüydü. Mehmetciğim evde misin? Evdeyim dedim. Ya Urfa'dan gelmişsin dedi. Seni bir ziyarete geleyim. Görüyüm. Çoktan beri görmüyorum dedi. Otur filan dedim. Kuş getirdin mi? Getirdim bir çift dedim. Mağdur'dan aldık. Bir çift yavrusunu aldım dedim. Ben Nuran uçuramayacağım bunları. Senin yerin nerede? Eti Mesut'ta dedi. Çok güzel yerim var Mehmetciğim dedi. Al Nuran şunları bir uçur dedim. Nuran'a verdim yavruları Adil. Verdim. 3 ay sonra Nuran geldi. Mehmetciğim kuşlar duruyor mu? Duruyor Nuran dedim. Ver elini dedi bana. Ne yapacaksın elime ya? Elini ver dedi. Elimi tuttu. Kaçlar istiyorsun kuşlara dedi. Kuşlar satılmaz dedim Nuran. Kuşlar, Nuran da öldü Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kuşlar da ben de, ben bu kuşlar bana hediye verildi mağdur tarafından. Hediye kuş bizim usulümüze gelmez, satışı olmaz. Oynamasa bile yavrular. Bu kuşları biz onun hatırı için besleriz. Bunun için bize verilen hediye başkasına hediye edilmez yahut satılmaz dedim. Neden istiyorsun deyince dedi gel de kuşu bir seyret bak dedi. Kuş nasıl gidiyormuş taban taklayı vurunca dedi. Nasıl başarılıyormuş bir gör dedi kuşları elinden sakın çıkarma dedi. Sakın kimseye verme Mehmetciğim dedi. Sen bana bunları uçur diye verdin. Ben bunları uçurdum. Neticede sana söylüyorum bir tanesini kaybettim dedi. Bir tanesi evde dedi. Sonra senden ben bir tane alacağım dedi. Ve bu kuşların parayla dedi alınacak, bulunacak bir tarafı yok. Bunlar çok büyük kuşlar. Sakın ha dedi kimseye kanma dedi. Kuşlar zor söküyor dedi. Zor söktüğü için de dedi. Sen bunu uçuramazdın, neticede alamazdın dedi Yendoğan'da, kaybederdin dedi. Ben uçurdum, sana haber veriyorum dedi. Bu kuşlar böyle geldi elime. Mağdurada sizler ömür öldü. Allah rahmet eylesin. Evet. Yani şimdi Mehmet amca, bizim bu eskideki bu Urfa, Mardin, ondan evet. Sonra bu yörelerden gelen kuşların çoğu yumurtayı, yavruyu gördükten sonra, yani yavruya kustuktan sonra, çulunu değiştirdi, tüyden çıktıktan sonra çoğu oyun getirirmiş. Eski kuşlarda böyle bir genelleme var mıydı Mehmet amca? Şimdi kuş sabrı sever. Adil Bey kardeşim sabrı sever. Kuş beklenirse iyi olur. Bazı kuş yumurtada oynar. Bazısı erken başlar erken pili biter. Bu bakımdan tüy değilken kuş uçurulmaz. Bu acemilik olur. Kuş kanat açtıysa, peklerden 3 tane kaldıysa o kuş uçmaz. O kuşun kanatları gelinceye kadar, değiştirinceye kadar beklenmesi lazım. Kuş giderken acıtır ve kuş kanadını parçalar, kanatır, yara yapar. Bir sürü mahsulları var ve canı acıyınca da kuş mecburen konmak mecburiyetinde kalır. Tülekte kuş uçar mı? Bir insan sakatsa yürüyebilir mi? Maalesef. Mutlaka dinlenmesi lazım. Herhangi bir destekle yürümesi lazım. Bunun için kuş da böyle dikkat edilmesi gereken bir hayvan. Onun için kuş tüyünü değiştirmedikçe kuştan iyi oyun bekleme. Kuş tamamen tüyünü değiştirip de tam randumanı aldığın zaman kuşun her tarafı tamam demektir.
Bu bakımdan tülekte kuş uçmaz bizim usulümüze göre. Şimdi Mehmet amca, bunu bütün samimiyete dayalı olaraktan soruyorum bu soruları. Buyurun. Tabii, kesinlikle tabii, öyle tabii. Beni tanırsınız senelerdir. Senelerden beri biliyorum, evet. Ben. Karakterini de biliyorum, seni de biliyorum. Sağ olun. Senin de çok güzel çalıştığını hissediyorum. Çok şeyler yapıyorsun, memlekete faydalı oluyorsun. Tebrik ederim sağ seni. Sağ olun, sağ olun. Evet. Şimdi biz de bu Kırkanatlar, deminden Hüseyin abiyle beraber konuştuğumuz. Kırkanatlar derken şimdi bizim bizi izleyen taklacı, güvercin seven arkadaşlarımız Gök Kırkanatlar diye bizim bu Ankara'daki namı almış yürümüş senelerdir. Bu hayvanlar böyle bir namlı bir hayvanlar. Ama bu hayvanların sonradan performanslarında bir düşme oldu. O da şöyle, halk arasında, yani toplum içinde Kırkanatların belirli bir zaman oynadığı, belirli bir zaman sonra İşte oyunu rahatlattıkları, gevşettiklerini, serbest konduklarını falan iddia ettiler. Şimdi demin siz de dediniz ki, işte bizden bu kuşlar çıktığı zaman, bu kuşların ekelikleri de, yavrulukları da çok güzel. Yavruluktaki performanslarını gösterdikten sonra ekiye döndüğünde daha iyi performans gösterdiklerini. Demin Hüseyin abim bir açık gök erkekten bahsetti. Kuş 4 yaşındayken kanatlarını makastan alıp, kuşu ben uçurduğunu iddia etti. Bu kuşların üzerinde fazla oynandıktan sonra mı bu kırkanatlar konmaya başlandı? Bu kırkanatlar aynalı verirlerdi. Kuyrukların altında aynalar olurdu. Beyaz verirlerdi. Kırkanat verirlerdi. Şimdi bunların uyum bozanları değil. Gevşeme şöyle olur. Tüleğe girdi mi kuş tüyü nün yolunduğu zaman altından filizler gelir. Bu filizler gelmeye başladı mı kuş oyundan kaçar, tırsır. Oyun sert giden kuş sert gitmemeye başlar. Çünkü altında kanat var, filizler var. O filizler patlar. Patlayınca kuş rahatsız oluyor, canı acıyor. Can taşıyor kuş. O zaman kuşu uçurur. Ondan sonra oyun bozu derler. Halbuki kuş filizlerini atıyor. Aşağıdan filizler geliyor, kanatlarını atıyor, tekrarlıyor. Tekrarlarken tam kan dolmuyor. Kan dolmayınca kuş oyuna başlayınca acıtıyor, patlatıyor. Herhangi bir yerinden kan resmen çıkıyor yani. Oynadığı o kanatları patlayınca o kuş da haliyle tırsıyor, oyundan kaçıyor. Oyun bozmadığına ben şahit olmuşumdur. Güzel, düzgün oyun vaziyette uçurdukları zaman kuşlardan hiçbir noksanlık olmaz. Olmazdı. Ama tabii şimdi onu söyleyen arkadaşların çoğuna bakıyorum. Bunlara başka kuşlar kattıklarını. Karıştırdılar tabii. Karıştırıyorlar. Tabii. Karıştırdıktan sonra da şimdi bu kuşun nesliyle, kanıyla esas özünü bozar da başka değişik kuşlarla kırarsan bu kuşlarda hata yapan da çıkabilir yani. Mutlaka. Çıkar yani. Mutlaka. Ama tabii. Bunu kırkanatta ama şimdi işte bizim milletimizde böyle bir değişik bir sistem var. Değişik söylentiler var. Evet. Yani kuş konduğu zaman kuşun içinde, bu kuşun doğasında var bu. Yani hata yapan kuşlar da bir 10 tane kuş alıyorsun, içinden bunun bir çeri başlısı çıkıyor. Yani daha yüksek performans gösteren, daha iyi oynayan, daha çok takla vuran, daha çok tepar atan, böyle örnek teşkil eden bazı kuşlar çıkıyor. Ama bunların içinden hata yapan da kuşlar da çıkıyor. Yani şimdi bu iyi oynayan kuşu anlatıp böyle alkışlarda desteklersen, bu kötü oynayan kuşu da azat edin. Bunun niye lafını yapıyorlar? Ben onu anlamadım yani. Şimdi bunların içinden çifte çift oynamayanı çıkar. Çifte çift oynamayana diye sallar başkasına. Şimdi çifte çift oynamayanın yavrusunu al, yavruları oynamaya başlar. Bunu anlayamaz. Çünkü kuştan anladığı yok. Mesela ikisi birden oynamayan yavru gördüm ben bu kuşlardan çıkıp. Ulan bunlar dursun filan dedim. Bir de baktım onların yavruları oynamayanların yavruları oynadı. Bunlar kuş sabrı sever. Kuş uçurmasını bileni sever. Uçurup da anadımı devamlı oynasın diyen adam yanlış yapar. Bunun mutlaka bir noksan yeri vardır. Onu da hissetmesi lazım. Kuşçu bunu hisseder. Bunda bir şey var.
Bunda bir şey var. Ya tele çarpmıştır kanadını, bir de aksama yapar. Dikkat ederse kuşçu anlar bunu. O kuş gelir konar, Allah Allah der. O kuş konmuyor esasında. Konmayacak ama onu konduran bir ağrısı, bir sızısı var. Herhangi bir yere dokunmuştur. Yani bunu bilmeyen adam kuşu oyunu bozdu diye sallar elinden. O bir tarafta da oynamaya başlayınca ulan orada oynuyor kuşlar. Oynamıyor. Oynayacaktı zaten sende de arızalı kuş. Nasıl oynasın? Yani bu oynayan kuşların belirli bir dönemlerde rahata erdiği, tamam, tüy mevsiminde veyahut da dişilerin yumurtanın çıkma zamanı, yani bizim maya dediğimiz bir dönem var kuşlarda. Ha, o zaman da kuş uçmaz. O zaman da dişi mayalı kuşu uçurmaması gerekiyor. Onu uçurur. O oyunu bozar işte o kuş. Mecburen gelir konar. İçinde maya var, yavru yok uçuyor. Yani %60 kuştaysa %40 da seyiste mi diyorsun Mehmet amca meziyet? Tabii, tabii. Seyis iyi olacak. Seyisliğini bilecek. Seyisin kamçıyı kafasından eşlik etmeyeceksin. Yanlış yaptın vuracaksın. Seyis, böyle seyis olur mu? Kuşu, ha babam uçur. Böyle olmaz, böyle seyislik olmaz. Kafaya kamçıyı vurdu mu doğru uçurur, bir daha da kuşa hata yaptırmaz. Ben Hüseyin'e kuşları verdim, Hüseyin Bey'e. Arkadaşıma, onu ben çok severim. Kulakları çınlasın. Şimdi kuşları benden aldı, gidiyor. Gidecek, bir tane kalmış içeride, bir tane açık gök dişi. Bir tane. Dur dedim Hüseyin'cim, dur şunu da al git, bak bu burada kalmış dedim. Tamam dedi. Şöyle baktı. Şimdi ben onu tuttum, kümesten getirdim ya. Hüseyin zannetti ki bu da kötüsün de onu da şimdi benden para alacak düşüncesiyle şöyle elinde tutarken kuşu bırakıverdi. Kuş sen misin beni bırakan? Kendisi sağ bunu bilir. İyi bilir. Kuş oradan bir taban koydu. Aman oynuyormuş falan derken bir daha derken kuş gitti. Açık gök dişi. Mehmet abi oynuyormuş. Dedim sen Hüseyin bunu kötü diye almadın. Ben sana verdim. Bende hiç bir kötü niyet yok. Sana verdim. Sen tutmak istemedin. Kuş gitti. Şimdi bu 2 saat inmez dedim. 2 saat burayı döver. Hüseyin şimdi bahçeden şöyle dönüştü. Bahçe geniş. Giderken de bu yana doğru gidiyor. Tam oradan kuş bir yumuldu. Sen beni almadın mı? Dercesine tam ensesinin altına şuraya tane taban koydu. Ölmedi, kendine sorun. Vallahi bir baktım Mehmet abi ne olsun bunda be. Allah'ın seversin bunda be. Neyi vereyim Hüseyin dedim ya. 2 saat inmez. Bak kuş sana ne yaptı? Sen beni almadın. Bak ben böyle kuşum demek istedi dedim. Kuşun yani resmen sana söyledi dedim. Böyle bir hadise geçti başımdan. Bir de Urfalı Yusuf Çavuş'a yaptı. Kel Turan getirdi. Turan yani kel diyoruz kusura bakmasın. Lakabı öyle canım. Lakabı öyle. Anladım, o getirdi. Ona da onların erkeklerinden uçuruyor. Ona da kuş geldiler, bıraktım. Nasıl geliyor karşıdan? Geldiği zaman Turan oturuyor. Yusuf Çavuş diyor. Allah'ını seversen otur. O olta atıyor bahçede. O şu kuşa bir bak ya nasıl gidiyor tabanı vurduktan sonra. Lo ben biliyorum ne kadar gittiğini, lo ben biliyorum. E bir bak gel de biliyorsun da bir de kuşa bak. Ben biliyorum ne kadar gittiğini. Sesinden anlıyor, Yusuf Çavuş kuştan anlıyor. Büyük kuşçu, Allah rahmet eylesin öldü. Evet. Ve oturmadı, daha hala gidip geliyor. Kuş karşıdan bir yumuldu. Aynı kuşlardan bak, Hüseyin'e verdiğim kuşlardan. Namerdim aynı kuşlardan. Kuş karşıdan bir yumuldu Yusuf Çavuş'un yürürken bu yana doğru. Arkasına tam ensesinin altına bir tokat çekti. Mecburen baktı Yusuf Çavuş dedim. Ula duran duran. Aha baş alan kuş budur. Ankara baş alan kuşu bilmiyor. 8-10 tane yerinde sayar, bu değil. Bak tabanı vurduktan sonra nasıl gidiyor. Arkadan nasıl yükleniyor. Ne kadar gidiyor bak. Siz kuştan anlamıyorsunuz la duran dedi. Ve Yusuf Çavuş'a da kendini ispat ettirdi. Bir de Hello'ya. Hello. Bu Urfalı. Hello. 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 Bu Urfalı kuş satar. Cin gibi olan. Kuş almaya gelmiş.
Ben de sarıyı uçurmuştum. Göklerden çıkan sarılardan. Merdivenin oraya aşağıda namaz kıldı. Merdivene çıktı, çömeldi. Kuş uçuyor, haberi yok onun. Kuşları açtım ben. Kuş almaya gelmiş. Şimdi arkadan sarı kuş buna hoş geldin diye tam oturanın adamın üstüne kafa vurulur mu, takla vurulur mu? Bir tane ino dedi, şöyle bir baktı. Ula kuş varmış, sarıymış ama Mehmet abi bunlardan bana bir tane, Allah'ını seversen. Elinden sonunda bir tane beyaz şermi vardı. Çifte çift vermedim, zaten küçük yavrular, et yavruları küçükleri. Oradaki o perşemli yavruyu Urfa'ya göndermiş. Urfa'nın kuşa ihtiyacı yok. Urfa'ya kuşa ihtiyacı yok. Hello'ya verdim. Şimdi Hello da zengin olmuş kuş yüzünden. Bursa'da ev yapmış, ev almış. Oralarda kulakları çınlasın onun da. Mehmet amca, şimdi bu Ankara'da güvercin camiasının genellemede çoğunu tanırsınız, hepsini bilirsiniz. Çoğunu bilirim. Şu anda bilirim. Ankara'da gördüğünüz en meraklı kişi kim? Mesela sayabilirim. İstanbul'da 40 konaklı Arif. Zamanında benden kuş aldı, bir arabamı boyadı, baştan aşağı kazıdı. Bir arabamı boyadı, bir çift kuşa. Bu. Nasıl boyadı şimdi, Mehmet amca? Senden kuş mu istemişti? Bir çift kuş verirsen dedi Mehmet abi, şu arabayı dedi kökünden kazıyalım, bir macun çekeyim, bir boya vurayım, bir astar çekeyim, bir boya vurayım, bir cila vurayım. Bir haftada çıkardılar bir arabayı, bir çift kuşa kırganatlardan. Yalnız Hüseyin'e verdiklerinden olsun dedi. Hani o kırganat, o da onun evini geçindirdi o kuşlar. Yavrularını uçurup sata sata. Anladın mı? O kuşlar hatta bana bir ziyafet verdi. Bu kuşların sayesinde ben evimi geçindiriyorum diye. Böyle Arif'ten başka meraklı gördüm. Arif'ten başka Trenci Yaşar, Güdüllü Mehmet, Hüseyin Maraş. Aklımda çok kişiler var şu senin, an. Senin böyle kuşunda, senden kuş alıp götüren şu anda Erdal var. Erdal Pekgöz. Pekgöz. Onu hiç telefon ettim, bulamadım. Yani aradım, onu da gelmesini çok arzu ediyordum. Bulamayınca cevap da vermedi telefonu. Bilmiyorum bir şey mi oldu. O bakımdan Erdal Pekgöz çok iyi tanırım, karakterlidir. Kuşçuların içinde her hususta güvenilecek bir arkadaştır. O da çok güzel, iyi kuşlar geçirdi eline. Kulakları çınlasın zaten o anda. Her fırsatta der benim ustam Mehmet amca der. Bahadır gibi matbaacılar onlar. Makat Erdal çok ciddi, çok karakterli bir arkadaştır. Onun sözüne herkesin inanması lazım. Ben onu çok severim. Hakikaten kuşçuların içinde gösterecek. O da sizi arkadaştır. Sever, çok sever. Allah razı olsun. Peki bu şimdi bir de bizim bu kuşçu camiasında senin aklına herhalde gelmedi ama bir sizin... Ben bir hoca hikayesini söyleyeyim istersen. Benim hoca dediler, Bala'nın müftüsü, Bala'nın baş müftüsüymüş. Bu adam gittiği yerden kuşu almadan, koparmadan çıkmazmış diye söylediler. Ya dedim bu büyücü mü, bu büyü mü yapıyor? Ben büyüye falan inanan insan değilim dedim. Bir gün evdeyim, daireden geldim, kuşlara bakıyorum. Bir Mehmet Bey dedi birisi, bir baktım şöyle sakası, göbeğine kadar sakalı var. Birisi geldi, Mehmet Bey siz misiniz? Benim dedim. Ben dedi Bala'nın müftüsü, Bala'nın hocasıyım. Seni ziyarete geldim, hoş geldin, sefa geldin. Hiç tanımadığım bir şahıs dedim.
baktım şöyle. Sende dedi bir gök varmış dedi, görebilir miyim dedi. Ben de getirdim kümesten gösterdim, eline verdim dedim. Eline baktı. Ben bu kuşu götüreceğim dedi. Hocam satılık değil, onu vermem. Ben onu uçuruyorum, ben şurada zevkimi alıyorum. Kaç kişi dedim bunun peşinde. O zaten duyarak gelmiş dedim. Vay bana, bana bu kuşu vermiyor musun? Dedim kusura bakma, özür dilerim. Ben bu kuşu ne satarım ne veririm dedim. Bir ağlamaya başladı Adilciğim. Bir ağlamaya başladı. Bu göğsündeki yele sucuk içinde kaldı. Sakalı su içinde kaldı. Ceketin yakaları su. Yaştan. Nereden geliyor bu yaş? Hocam dedim çok yanlış yapıyorsun bak. Koskoca 72 yaşında bir adamsın. Bir kuş için ağlanmaz. Buna ben de meraklıyım senin gibi. Onun için dedim ben bu kuşu burada uçuruyorum. Gelen misafirlerime gösteriyorum. Vermiyorum deyince ağlamaya başlayınca bu sefer benim asabım bozuldu. Kaldırdık. Lanet olsun dedim, ağlama Allah'ını seversen dedim. Büyüsü buymuş bunun. Hocanın. Ağlamakmış. Büyüsü buymuş, ağlamakmış. Anladın mı? Oradan cebinde dedi 44 lira param var dedi. Dördünü götüreyim. Şu 4 lirası beni balaya götürür dedi. 4 liraymış bilet. 40 lirasını ben al paranı dedim. Kuşumun değeri 500 lira dedim. Al paranı dedim hoca. Aldım cebine soktum. Ulan ne zaman o? Ne cin gibi hocaymış meğer. Ne zaman ben arkamı merdivene mi çıktım? Bir şey oldu. Oraya parayı yine koymuş. Kuşu aldı gitti. Bir ay sonra evde yemek yiyorum. Hanım dedi ki rahmetli, sen kuş bıraktın mı yukarıda dedi. Akşam 5, 5:30. Bir ay sonra. Hoca götürdü, bir ay oldu gideli. Eş vurmuş kuşa, bir şeyler yapmış. Eş var diye bırakmış kuşu. Anladın mı? Kuş oynuyor yukarıda dedi. Damda dedi. Saat 6 akşam yaz. Adilim. Ulan bir bakayım dedim. Aman bir de baktım. Hocaya verdiğim gök dişi bu baladan aynen gelmiş. Oynuyor da oynuyor. Aman gelmiş dedim, kümesi açtım. Hoca piyasada yok. Hoca piyasada yok. Yavrum hoca, o nasıl olsa bir yere konmuş demişler hocaya. Gelir. O yoksa baladan Ankara'ya gidecek bir kuş değil. Filan demişler galiba. Arkalarından gelme. Ben arkadan gelir diye hemen kümesi açtım. Tenekenin tersini kapadım. İçeri hapsettim. Gelen giden olmadı. Hala da hocayı görmedim. 92 yaşıma gördüm. Geldim. Hala hoca ölmüş. Anladın mı? Kuş bende kaldı. Ya bu da benim ayrı bir şey. Böyle çok şeylerim var benim. Neler var? Mehmet amca, şimdi bir asırlık çınarsınız. Biz tabii ki bu kuş camiasında bu gerçek hakikattir. Size sevgimi, saygımı her zaman Allah razı vardır. Olsun. Şimdi biz bunu televizyonda değil, yani normal şartlarda otursak, günlerce otursak bu sohbetlerin ön arkası bitmez. Sabahlara kadar bunun bitmez. Uykun da gelmez. Eğer yazlığa giderseniz, yazlığa bir daha inşallah bir ziyaretinize daha yine geleceğiz. Tabii, ama benim bildiğim şey var. Şu o da bizim matbaacılar diye sevdiğimiz Bahadır ve Orhan diye arkadaşlarımız var. Onlara kuş verdim. Onlar da böyle devamlı anlatırlar. Bizim ustamız Mehmet amca veyahut da Mehmet amcanın kuşlarından geldi derler. Ondan sonra artı burada bir de sizin şimdi adı aklınıza gelmediği için ben pek şey yapmadım. Erdal söyle. Var. Erdal ayrı. Ayrı o ayrı. Bizde bizim Muzaffer abi var. Kara. Ha Muzaffer. Muzaffer buradan Bahadır'ın yüzü kızardı. Çocuktu onlar. Onlarla beraber gelirdi. Tek gelirdi Muzaffer Aydoğan. Aydoğan oraya otururdu. Akşama kadar beklerdi. Sökmüş bir kuş var mı? Onun peşini takip ederdi. Ama onun cebinde akrep mi vardır? Ne vardır? Bakmadım hiç. Hiç bakmadım. Kuş indi mi alır eline, kuşu verme, ben bunu alıyorum paramla. Alıyorum. Alacaksın mı? Bir çıkarır ya 5 lira ya 10 liradır. Ulan dedim bak Muzaffer, sana öyle bir şey yapacağım ki 5 milyon vereceksin, kuşu alamayacaksın. Vallahi mi dedi. Vallahi dedim. Daha dün de birileri geldi, matbaacılar geldi, haber göndermiştim. İlle onu bana gönderin, bir kere gelmedi dedim.
geleceğini söyledi. Vallahi Mehmet abi, geleceğe ben oraya gideceğim bir gün, işlerim çok. Yine İstanbul'a gidiyorum bugün demiş. Daha yüzünü görmedim. 10 sene oldu belki. Bir daha da göremedim. Yani kuşu da veremedik ona. Öyle kaldı. Yani Muzaffer Aydoğan kuşun iyisini besler. Kendi de çok temizdir. Kendini mütevazı olduğu için çok severim. Yani ben şuna çok şuna eminim. Muzaffer abi sizi de sever, gelmek ister ama Muzaffer abi çok yoğun çalıştığından dolayı gelmemiş. Çok yoğun işte. Yoksa yani sizin çok hasta yoğunmuş. Çok. Sizin hasta olduğunuzu falan duysa kesinlikle geleceğine eminim yani. Hasta olduğunu yani falan duymamıştır. Geçmiş olsun belki, yani. Biz de sağ ol. Biz de ameliyat geçmiş olsun oldum, diyelim. Evet, ameliyat, kısa bir operasyon geçirmişsiniz herhalde. Ha, teşekkür geçmiş ederim. Olsun. Çok sağ ol. Peki şimdi bir de adilim sağ ol. Bizim tabii ki Muzaffer abi falan bunu devamlı anlatır. Yani bizim bu deminden beri ismini saydığımız insanlar kesinlikle öyle şimdikiler değil. Kuşu nereden aldıklarını, nereden getirdiklerini, neyi neye vurduklarını falan böyle sohbet esnasında anlatırlar ve paylaşmayı seven insanlar. Muzaffer abi ben şimdi methetme amaçlı falan söylemiyorum. Gerçeğini söylüyorum. Gerçekten güvercin camiasında çok meraklı insanlardan bir tanesi. Bir tanesi. Kesinlikle yani meraklıdır. Oynayan kuşu sever. İyiye hizmet etmeyi, iyi beslemeyi sever. Buraya geldi, arkadan bir tane gökdişi verdim kendisine. Parasıyla aldı tabii. Kuşu burada gördü oyununu. Hüseyin'e gösterdiğim o gök dişliği verdim de havaya kaçtı dedim. Demin biraz evvel anlattım, Hüseyin'e verdiğim kuşun aynı familyadan, aynı renk. O da dişi. Onu verdim. Aldı götürdü. Oraya alıştırıyor. Ben de yazıhanede, Ulus'ta, Konya sokaktayım. Müşteriler var. Bir yer alacaklar. Ciba çarşısındaki dükkan var. Oraya alacaklar. Oraya doğru giderken o Muzaffer Aydoğan'ın yazıhanesi var. Onların da orada alım satım, araba alım satım yerleri var. Bir kuş uçuyor. Ciba'nın karşısında. Müşteriler hep yanımda. Müşteriler yer alacaklar. İki dükkanı birden alacaklar. Ben kuşu görünce müşteriyi de unuttum. Kuş bir oynuyor ki, bir oynuyor, kimse yok. Ben de oynadığının üç mislini oynuyor. Muzaffer'i sordum, Muzaffer yok. Bir yere gitmiş gelmemiş. Tam 17 sefer oynadı. Gelecekmiş, şeyi arıyorum ben. Alım satım yerini. Tapu muhafızlığını arıyorum. Ondan öğreneyim dedim. Kalkmış. Merkez tapu kalkmış. Nereye kalktığını bilmiyorlar. Dedim Muzaffer bilir diye oraya gittim. O kuşu seyredince unuttuk biz. Müşterileri de unuttum. Filan derken 17 seferini saydım, ayrılamadım kuştan. O kadar güzel oynuyor. O kadar güzel mi güzel. Ulan dedim şurada müşterileri kaybetme. Hemen gittim. Anladım mı? Müşterilere o işimi hallettim o gün. Ertesi gün Muzaffer'i gördüm. Muzaffer dedim ya, seni bekledim, 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 gelmedi. Müşterilerin de vardı oğlum. Sen de bir gök uçuyor dedim. O gök hangisi? Benim verdiğim değil dedim. Ya senin verdiğin Mehmet abi dedi, kuş öyle oldu dedi. Nasıl gidiyor değil mi dedi. Hem de nasıl gidiyor dedim lan oğlum. Nasıl tek bıraktın onu? Abi iş çıktı, acil iş çıktı dedi. Paralı bir işti. Onu takibe gittim dedi. O sonra inmiş dedi. Ben 17 seferini saydım, benden sonra belki 2 saat daha uçmuştur dedim. Öyle bir hatıramız vardır Muzaffer Aydoğan'la. Peki Mehmet amca, bir de sizin bu güvercin beslediğiniz dönemlerde şöyle bir daha mevzu çıktı. Yani bu alacak kanatları, kır kanatlardan sonra sizin burada bir duvar yıkılma olayınız var. Ve o zaman kır kanatların damızlığını kaybetti Mehmet amca dediler. Hayır. Doğru mudur? Hayır, o yalan o. Yalnız çok damızlık öldü. Damızlık öldü ama hepsi ölmedi ki damızın. Orada 3-4 çift kalmış. 33 tane de altından çıkardık biz onu. Ölmeden yani sıkışmışlar duvarın arasına. Taşları çekerken çıkardık. 33 tanesi ölmüş. 66 tane kuş vardı. Ondan sonra da onlar bizim şeyi öldürüp namımızı yahut kuşçuluğumuzu öldürüp kendileri istifade eden
etmek isteyenlerden kişilerdir. Yoksa hepsi ölür mü damızlığın? Ben sonra bunun tutturma hastasıyım esasında. Hangi kuşu hangisine vuracağımı çok iyi bilirim. Tahminimde çok az yanılırım. O olsa bile ben yine kuşun iyisini bulurum. Artık yaşlandık, pek uğraşmıyorum. Oğlum uğraşıyor şimdi, o bakıyor. Arada bir ben gidiyorum, bakıyorum. Filan derken bizim Hüseyin'imiz gelir arada bir, Arif'imiz gelir. Onlar gelir, onlarla beraber oturur, konuşur, sohbet, Bahadırgil gelir. Kuşçular, eski kuşlardan çok gelen olur. Şu hayırsız trenci Yaşar var. Görmüyorum çoktan beri, o gelirdi. O da geldi yok şu ara. Hayırsız adam. Rahatsızmış abi. Rahatsız ameliyat oldu. Mehmet amca, bize anlatmak istediğin, bize söylemek istediğin herhangi bir şey, artık bizim sizin tecrübelerinizden yararlanmak isteriz ama çünkü vakit de daraldı biraz. Sizi de fazla yormayalım. Rahatsızsınız. Estağfurullah. Yok, ben hatıralarımı size iletmekten zevk duyuyorum. Bu bakımdan anlatabilirim bir iki tane daha. Peki böyle sizde iz bırakan bir güvercin var mı? İyi oynayan. En iyi böyle, ben hayatımda bunca ömür yaşadım ama bende böyle bir tane kuş vardı, şunu yapıyor dediğiniz kuş var mı? Vallahi bak Adilciğim, bu kuşların içinde hepsi birbirinden iyiydi bu göklerin. Hepsi birbirinden iyiydi. Onlardan başka kuş görmedim ben. Yani çıkar bir tane, bir bakarsın ertesi gün başka türlü olur. Ona aldanıp da o kuşları ben bozmadım. Yani hepsi birbirinden iyi oynadılar. Oynamayanı çıktı, onun yavrusu da ondan iyi oynadı. Mesela bu bakımdan kuşlardan hakikaten isim yaptıkları kadar vardı. Daha alan arkadaşlar eğer dürüst arkadaş olursa, işte Hüseyin Bey'e sordun. Yani bu arkadaşım, ben o kuşlar gibi kuş görmedim. Onların şimdi tezeklerini, teleklerini arıyorum o kuşların demiştir bana. Kaç kere. O bakımdan onlardan üstün kuş görmedim. Bir tane çıkar münferit olarak, o da iki gün oynar. Kim söylüyorsa yalan olur. Çok uzun giden kuş, vay beş minare gidiyormuş. Üç günde biter iş onun işi. En iyi kuş ne kadar mesafe kat eder? Abi 50 metre, 100 metre. Ama senin istediğin böyle kuşla diyeceksin ki ya Adil'im, bu kuş benim istediğim kuş. Şu seviyede olacak dersen. Abi şimdi kuş 20-30 saklayı bırak. Kuş geldi mi karşına, iyi gelecek ama. Atmaca gibi gelecek. Atmaca bile korkacak ondan. İnsan korkacak. Benim kuşlardan öyle yapan oldu Sarayköy'ünde. İnsan geliyor lan, geliyor, yatıyorlar. Böyle. Aldım gittim, dişil erkekli, işte daha yavru da almadık. Neyse. Yani şimdi kuş gelirken kırılacak. Uzaktan geldi mi büzülürken yılan gibi gelecek kuş yerine. Ondan sonra bize yer çizerlerdi böyle. Tam ortasına geldi mi taban taklı. Bir tane vur. Gitti bir direk. Bir tane daha vurdu. Gitti bir direk. Dönerek. Şimdi bu bir tane vuruyor, bu yana dönüyor. Bir tane vuruyor, bu yana dönüyor. Bir tane vuruyor, bu yana dönüyor. Bir tane vuruyor, o yana dönüyor. Yukarıda da bir tane bağlıyor, beş direk. E şimdi bu kuş bu kadar oynasın benim için kafi. Beş takla yapsın. 25 takla, 30 takla yapan kuştan huylanıyorum. Sonra çok alçağa, vay bir karış kalıyor. O bir gün rap diye bir tane vuruk onu verir. Ondan da oylanırım. Adam boyundan biraz aşağısını yaptı mı şöyle, bir metreden, bir buçuk metreden. Azami ne kadar aşağıya gelmesi lazım kuş? Vallahi bir metreye kadar, 75 santime kadar gelebilir. Yani göz hizasına oturduğum zaman gözümün önüne gelecek. Gözümün şuraya gelecek, gözümün önünden gidecek kuş. Makbulü bu. Bunun için öyle şu kadar gidiyor diyene bakma, o yarın bir gün altı mantar çıkar. Netice olarak da seni mahcup eder. Evet. Güvenmeyeceksin kuş. Güvenilir kuş benim dediğim kuştur.
Öteki kuşlara hiçbir zaman güvenip uçuramazsın. E şimdi biz kahvede oturuyoruz. Aile bahçesi böyle tıklım tıklım o zamanlar. 1952'lerde nasıl kalabalık. Arnavut Yusuflar, Nazım Beyler, anladın mı? Polis Hüseyinler hep oradayız. Böyle her gece bir tanesi çıkar oraya. Masaya, Osman. Motor kullanır. Boyu kısa çizme giyer. Masaya çıkar. Kimde varsa her akşam bütün milleti kulağını patlatır. Lan Osman oğlum yeter lan. Her gece şurada muhabbet ediyorlar bak. Sende var tamam. Sende başkasında yok tamam. Filan derken bir tane kuş oynatıyorum gök. Dedim ne var la oğlum? Sen boyuna bağırıyorsun çıkıyorsun masada. Şöyle fetva veriyorsun. Seç dedim hakem heyetini. Nazım Bey, Polis Hüseyin Arnavut Yusuf'u seçtik. Var mısın? Varım dedim, varım. Nesine? Bir parasına girmem dedim ben. Parayla işim yok. Maaşlı adamız biz. Dedim, bir çift kümesten kuş alacağız. Kazanan bir çift alacak. Yenilen verecek. Tamam, tamam. Yarın sabah sen uçuruyorsun dedi. Geldik. Kısa anlatıyorum Adil'im. Anladın mı? Sabahleyin Nazım Bey, Polis Hüseyin, Arnavut Yusuf bizim fırının karşısına zaten evim 10 metre karşı tarafında benim kümes. Oraya oturtturdum. Oradan da çaycı kahve de yandı zaten. Anladın mı? Ben kuşu bıraktım. 33 sefer yaptı benimki ama çok güzel oynadı gökdüşü şimdi. Dedi Nazım Bey rahmetli. Banka müdürüydü bu. Nazım Bey çok karakterli, çok düzgün, çok meraklı, kuşu çok seven bir zattı. Allah onun mekanını cennet yapsın. Amin. Günahlarını affetsin. Anladın mı? Osman Bey dedi, senin işin zorlaştı bu sefer dedi. Hadi senin oraya gidiyoruz. Hacı Bayram'a gittik Osman'ın evine. Osman ne uçurduğunu bilmiyorum ben. Bir sarı uçuruyormuş. Gördüm sarıyı da, şu kadar da bir beyazı var kafasının üstünde. Çıkarttı kuşları. Hacı Bayram o zaman hep toprak evdi. Kuşu bıraktı. Nazım Bey, Polis Hüseyin, Arnavut Yusuf hep beraberiz. Kuşu bir bıraktı, kuşun yanına bir de beyaz bıraktı. Buluda çekildiler. Dedim oğlum sen şimdi hapı yuttun. Yok dedi, görürsün şimdi falan. Biliyormuş o işi. Beyaz oyunsuzmuş. O esasını yapmış işin. Erkekten korktu çünkü. Gelip sırap diye yapışacak diye. Açtı kuşları. Açar açmaz beyaz buluttan geldi. Rap diye kondu. Erkek uçuyor. Oynadı, uçurduğu erkek. Ondan sonra bakıyoruz Nazım Bey falan hepimiz. Bir geldi bir taban vurdu. Güzel gitti. Şimdi yiğidi öldüreceksin. Hakkını inkar etmeyeceksin. Yani takdir edeceksin. Öyle. Öyle. 30 defa yapaydı. Ben mağlubum diyecektim. Güzel kaçıyor kuş, iyi kaçıyor. Ama bir daha geldi, bir daha gitti. Bir daha geldi, bir daha geldi, bir daha tam saydım 7 oldu. 8. de bir geldi ayak açtı. Açınca Osman gidiyorsun dedim. Bir takla vurdu gitti. Dolaştı, bir takla vurdu kondu. Şimdi hakem heyeti geldi. Nazım Bey, Polis Hüseyin, Arnavut Yusuf, Osman Bey dedi, senin kuşun iyi kuş. Fakat Mehmet Bey'inki de 3,5-4 direkt gidiyor. Hem seri kaçıyor, hem taban taklalı, hem inerken de döne döne perdahlıya perdahlıya takla vurarak indi. Şimdi seninki 20 defa yapsaydı bir beraberlik düşünürdük belki dediler. Şimdi sen kaybettin. Mehmet Bey bir çift kuş alabilir kümesten. Sağ ol Nazım Bey dedim ve içeriye girdim. Bir çift baktım beyazı var. Beyazları aldım. Beyazların bir de baktım tenekede yavruları var ayrı yerde. Onları da aldım. Osman dedi ki bunları alamazsın dedi. Yavruları vermem dedi. Beyazları alamazsın. Bunların yavruları var. Yavrulara beraber götürüyorum dedim. Yavrularını da aldım. O zaman heyet var burada oğlum dedim. Sen ne bağırıp duruyorsun lan? Bu kolay mı bu iş? Ha, Nazım Bey, buraya müdahale edin. Osman Bey, kardeşim bak, yavrular et yavru. Onları Mehmet Bey büyütür. Sandıkta olmasaydı, eğer
kümesin içinde bir yerde sabit yerde olsaydı sen haklıydın. Fakat sandığın, ben onu biliyorum, tenekenin oldum, ben alırım onları. Tenekenin beraber onları, anayı babayı da yanına koydu, götürüyor, eleme alır. Hakkıdır Mehmet Bey'in dediler. Osman da laf söyleyemedi. O kuşları da aldım, eve götürdüm. Mesela bundan ibaret Adil'cim. Evet. Mehmet amcam ağzına sağlık. Mehmet amcam bizden, bizi misafir ettin. Bereket TV ve şahsın şey adına. Yok. Biz size, Allah size razı olsun. Ev sahipliği yapamadım. Yo. Sizin geldiğinize çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza, kolunuza sağlık. Siz de memlekete hakikaten böyle çalışmalarınızla bu güvercin sevenleri çoğaltırsınız. Hepsine yardım etmiş oluyorsunuz. Biz de size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Size sağlıklar diliyoruz. Sağ çok teşekkür ederim. Sağ olun Mehmet amca. Biz de sizi, bizi misafir ettiğiniz için biz de size ve Hüseyin abime çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Emeğe geçenlere de, emeğe geçenlere de sağ olsunlar. Sağ ol. Evet sayın seyircilerimiz, bir taklacı programı burada da yine sonuna geldik. Bugün Ankara'da bizim güvercin sevdalısı, taklacı güvercin Vesiyen, bizim duayenimiz Mehmet Özbek abimizin yanındaydık. Bizi ağırladılar. Bir dahaki taklacı programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.